Evet, kayıttayız sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol güneşler. Modern Fizik Kolu hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanları duymayı unutmayın. Bak, unutanın arkadaşlar, kaynanası başına bela olsun ha. Evet, çok kötü beddua ettim. Evet. Ve sıfır hızıyla düşe yükselmekte olan bir balondan bir taş balona göre serbest bırakımda taşın konu zaman grafik şekilde gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar nasıl oluyor da buradan atmışız efendime söyleyeyim. -21h dediği nedir arkadaşlar? Yani arkadaşlar şöyle diyelim, balon şurada olsun şu seviyede. Buradan bir taş balona göre serbest bırakılmış. Serbest bırakıldığı anda arkadaşlar taşın hızı balon hızına eşit mi? Evet. Evet. Çünkü arkadaşlar yani bu balon yukarı doğru çıkarken üzerindeki her şey, her cisim ve sıfır hızıyla yukarı doğru çıkmıyor. Evet. Serbest bıraktığınız zaman o hıza sahip. Eğer siz buradan arkadaşlar şöyle yatay atmış olsanız bir B hızıyla bir de balonun hızı olur. O zaman eğik atış hareketi yapar. Ama şu anda öyle bir şey yok. Sadece serbest bıraktı ve arkadaşlar çıktı geldi. Şimdi bakın. Şurası arkadaşlar 4H. H 3H. Ondan sonra arkadaşlar 21 olan 5 7 9. Evet, toplayın şunları arkadaşlar. 12 9 daha 21. Ha, demek ki arkadaşlar bak hiç formüle gerek yok. 1 3 5 7 9. Yani arkadaşlar şu noktanın altında olduğu için eksi değerini alıyor. Biz cismi yukarı doğru atıyoruz ama cisim atıldığı noktanın altına düşüyor. Bundan dolayı şurası eksi 21 H değerini aldı. Ama büyüklük olarak 21. O zaman arkadaşlar şurada aynı şekilde bakalım ne diyor. Yere çarptığına göre bu cisim hareket süresi ve yere çarpma hızının büyüklüğü nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğinde sevgili kardeşim yine V0 hızıyla gelecek mi arkadaşlar? Evet. Bakın şurada her saniyede kazandığı hız burada arkadaşlar V0 ise burada nedir? V0 bölü 2'dir. Yani 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye. 1 saniyede V0 bölü 2'yi kazanıyorsa 5 saniyede çarpı 5 5 V0 bölü 2. Ya da her saniye ve 0 bölü 2'ye ekleyerek gel. 1, 1,5, 2, 2,5. Gelebiliriz. He, şimdi kardeşim ne diyor? Diyor ki bana arkadaşlar şuraya T sürede çıkıyormuş. Bak, T sürede. Yani her aralık T bölü 2, T bölü 2. Şurası T bölü 2, T bölü 2, T bölü 2, T bölü 2, T bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu o da? 5, şurası T almış. Dediğim gibi T bölü 2. T bölü 2. Ha, şurası arkadaşlar 5 T bölü 2. Bir T de burada var. 7 T bölü 2. O halde cevabımız arkadaşlar Denizli diyoruz. Bakın şurası T. Demek ki arkadaşlar her aralığı T bölü 2. Şöyle de düşünebilirsin. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 T bölü 2. Her aralığı eşit sürelerde aldığına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 T bölü 2 diyebiliriz. Burada arkadaşlar demek ki şurada V0 hızını kazanıyorsa her aralıkta V0 bölü 2, V0 bölü 2. Aşağı doğru şuradan serbest düşme yaptı. V0 bölü 2, artı V0 bölü 2, artı, artı, artı. Topladığımızda 5 V0 bölü 2. Biraz arkadaşlar güzel bir soru. Evet. Biraz. Biraz. Geçtik. Arkadaşlar şunları çözelim. Hocam çok soğukkan mısınız? Ben genelde sıcak kalır bir insanım ya. Arkadaşlar. Evet. Şimdi ciğerim. Ne olmuş? Atılıyor. Cisimler ne noktasında karşılaştıklarına göre H yüksekliği kaç mı? Arkadaşlar bakın geçen bunu şu şekilde anlattım. Dedim ki kardeşim bunun yapmış olduğu yok. Mesela D1 T artı 1 bölü 2 kere T kare bunun almış olduğu yolun yavaşladığı için D2 T eksi 1 bölü 2 GT kare. Bunları arkadaşlar topladığımız zaman şu yüksekliğin tamamına H diyelim.
Her zaman bunu yapabilirsiniz. Her zaman geçerli. Bak toplasan şunlar gider. V1 T artı V2 T. Yani V1 artı V2 çarpı T olacaktır. Peki. Kardeşim. Toplam yüksekliğimiz. Bunun tamamı şu H toplam olsun. Şuraya da H toplam diyelim. Ne diyor arkadaşlar? Cisimler L noktasında karşılaştıklarına göre H yüksekliği nedir? Şimdi kardeşim bu 30 metreyi kaç saniyede aldı bir bakalım arkadaşlar. İlk çizimimiz 5 olduğuna göre 5'e 5 ekle 10, 10'u 10 ekle 20, ne yaptı? 30. Demek ki 2 saniyede buraya geldi. E bu da arkadaşım buraya 2 saniyede gelecek. 2 saniyede gelmişse yukarı doğru attığımızda ne dedik? 5 çıkar 35, 10 çıkar 25, yani aşağı atmanın tam tersi. Aşağı attığımızda, bakın aşağı attığımızda ilk hıza 5 ekliyoruz. 5'e 5 ekle 10, sonra 10 ekle 20, toplam 30, 2 saniye. Yukarı doğru attığımızda da ilk hızdan 5 çıkar, 35, 10 çıkar, 25. 2 saniyede 35, 25 daha 60 diyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi şunları da kullanmamıza gerek kalmadı ama onlar da aklımızda kalsın. O da arkadaşlar değişik kart soruları da çözülebilir. Hiçbir formül kullanmadan arkadaşlar soruyu çözdük. Saniyede fizik çözmek nasıl? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle en zor soruları formülsüz bir şekilde çözerim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Aşağı doğru attığımız zaman cismin ilk saniyede aldığı yolu bulmak için ve sıfıra bir ekliyorsun. Sonra buna 10 ekliyorsun. Bu şu bulduğumuz değere 10 ekliyorsun. Sonra bir daha şu bulduğun değere 10 ekliyorsun. Yukarı doğru attığın zaman da arkadaşlar ilk saniyede aldığı yolu bulmak için 5 çıkartıyorsun. Sonra o bulduğun değerden 10 çıkartıyorsun. 10 çıkartıyorsun. 10 çıkartıyorsun. Aşağı doğru giderken 5 ekle, 10 ekle, 10 ekle. Yukarı doğru çıkartırken 5 çıkar, 10 çıkar, 10 çıkar, 10 çıkar. Yani tam tersini yapıyor. Evet. Geldik mi? Yeni sorudayız. Bu ne? Bu ne? Bu kule nedir lan? Bu kimin kulesi? Pisa kulesi. Abdülcenin kulesi. Evet. Kuledeki prenses. Prenses mi kaldı oğlum şimdi? Önce elindeki tarağı kuleden serbest bırakıyor. Acaba bu taraf nasıl bir taraf? Tarağı bıraktığından 2 saniye sonra da elindeki aynaya serbest bırakıyor. Hayır kul prenses. Bunlar ne oluyor? Herhalde arkadaşlar kala kala orada yaşlandı. Taraftan da aynadan da vazgeçti. Antidepresan yapardı. Evet. Aynayı bıraktıktan 3 saniye sonra taraf ayna arası düşüyor. Da orada başlıyor. Evet. Arkadaşlar. Diyor ki aynayı bıraktıktan 3 saniye sonra taraf ve ayna arası uzaklığı nedir? Şimdi kardeşim şurası. Tarağı bıraktık. 5, 15. 5, 15, 6. Değil mi? Şurada tarak. Sonra arkadaşlar aynayı şuradayken bırakıyor. Bakın. Bu artık arkadaşlar gidiyor. 25 alacak. Bakın. Şimdi bunun almış olduğu yol 5. Bunun almış olduğu yol 25. Bunun almış olduğu yol 15. Bunun almış olduğu yol 35. İşte arkadaşlar bu buraya geldiğinde şu. 2 saniye. Zaten arkadaşlar bu da buradan serbest bırakıldı. Yani 2 saniyede şunun almış olduğu yol bırakıldıktan sonra 3 saniye diyor bir daha gidecek. Bu ne? 45. İşte arkadaşlar bu nereye gelecek? Buraya 3 saniye diyor 25. İşte arkadaşlar aralarındaki mesafe 3 saniye dedi. Bırakıldıktan 3 saniye sonra. Evet bakın bu 3 saniye. Şurasını bak arkadaşlar 80. Herhangi bir formüle ihtiyaç yok. 5, 15, 25, 35, 45, 55 öyle gidiyoruz. O 5'i de ondan çıkardık değil mi hocam? Öyle yani. Tabii. 5, 15, 25. Bırakıldıktan 3 saniye sonra. Bu bırakıldıktan 3 saniye sonra ne kadar yol aldı? 2 saniye önceden geldiği için fazladan 80 metre yol almış.